Aa, merhaba. Burada mıydınız? Of. Düşünsenize böyle bir giriş yaptım. Neyse ki bu kanalda böyle şeylerle sadece dalga geçeceğim ama yine de tabii giriş yapmış oldum. Müzik merhaba. Kişisel öğrenme abimin YouTube tarafına hoş geldiniz. Ben Çağrı. Bu videoda bahsetmek istediğim konu belki de hepimizin içinde benzer şeyler uyandıran bir konu olabilir. Özellikle son dönemdeki yaşanan şeyleri gördüğüm zaman bir Nasıl bir normalleşme diye sordum. O yüzden de başta gördüğünüz gibi normalleştiremediklerimizden misiniz? Bunun üzerine konuşalım istiyorum. Virüsün hala ortada olduğunu görmemizi engelleyen şey ne? 1 Haziran tarihiyle yasaklar kalktı ve herkes kendisini bir an dışarı attı. Yani virüs bitti mi? Neden insanlar bir anda çılgınlar gibi eğlenmeye başladılar? Sen yani sokakta gezenlere baktığınız zaman maskesi olmayan birçok insan görüyorsunuz. Ya da maskesi varken birisi zorp ederken maskesini çıkartan kişilere rastlıyoruz. Neden? Maskelerin ne oldu? Korona bitti mi yoksa bizler böyle bir cesaret bulup ve ölüme karşı meydan mı okuyoruz? Moda, Cadde Bostan, İzmir sahildeki o görüntüler karşısında dehşete kapıldım. Yani bu kadar vurdum duymazlık neden? Nasıl bir anda insanlar kendisini dışarı attıklarında, yasaklar kalktığı anda sosyal mesafemi tarafı iç içe girdiler. Nasıl oldu bu? Gerçekten normalleştik mi? Yani dışarıdaki ölümcül olan virüsü unuttuk ve onu yok sayarak kendi içimize normalleşmeye devam edebiliyor muyuz? Yani ya da eski normalimize ne oldu? Bu yeni normale ne oluyor? Ya da yeni normalimiz böyle bir şey mi? Bunu ve benzeri soruları sorarken buldum kendimi. Yani içimde büyük bir şaşkınlık, ardından bir öfke, ardından bir endişe ve dehşet kapladı içimi. Uzun zamandan beri kendisini karantinaya alan pek çok kişiden birisiyim. Ve böyle görüntülere anlam veremedim. Ve dediğim gibi bunlar beni ürküttü. Yani bu durum bana virüsün ciddiyetinin anlaşılmadığını, dünyada yaşadığımız büyük paniğin, virüsün öldürücü etkisinin, bulaşıcı etkisinin insanlar tarafından umursanmadığını, ve insanların sanki hiç yanlış bir şey yokmuş gibi devam etmelerinin nasıl olabildiğine dair merak ettim. Uzmanlar dikkatli olmanız konusunda bu kadar çok uyarı yaparken nasıl oluyor da uzmanların söylemlerini kulak ardı edebiliyoruz? Bu ve bahsettiğim sorularla araştırmaya başladım. Yani bu nasıl olabiliyor? Bizim böyle bir şey nasıl yaşayabiliyoruz? Neden insanlar normalleşme denince yasaklar kalktığında bir anda kendilerini eğlencenin, bir arada olmanın ve sanki virüs hiç yokmuş gibi davranmanın içerisinde bulundular. Bunun araştırmasını yapmaya başladım. Bu bölümde hem bu soruların cevaplarını araştırdım hem de gerçekten de kendi içimize görebileceğimiz ve Birçok konuda da aslında sadece virüs konusunda değil, birçok yaşadığımız durum içerisinde, tehlike anlarında da nasıl tepki verdiğimize dair, genel olarak insan psikolojisine dair 7 tane etkenden bahsediyor olacağım. 7 tane direncimiz var. Bölüm içerisinde de bugüne kadar yapılmış bu konuda 2 tane deney var. Onlardan da bahsedeceğim. Hadi o zaman anlatmaya başlıyorum. Videoyu geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Konuyla ilgili izlerken aklınıza gelen sorular olduğunda lütfen yorum yapın. Çünkü yorumlar üzerinden birlikte konuşabilir ve birlikte geliştirebiliriz. E tabi videoyu beğenirseniz de beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bunu da böyle hatırlatmak istedim. İyi seyirler. Bulduğum etkenleri aktarmadan önce birkaç şey hatırlatmak istiyorum. Hızlıca geçeceğim bu hatırlatmaları. Bizler bu yaşam sürecimizde ilk defa bu kadar güçlü bir salgınla yüz yüzeyiz. Aramızda savaşları görenler, yıkımları görenler, yakın zamanda mülteci krizinin bizzat ortasında bulunanlar. Bunun etkilerini yaşayan birçok insan var. Bu yaşamların çoğu hep böyle lokalmiş gibi göründü. Dibinde olsak bile Suriye'deki o kriz durumunu ve mültecilerle iç içe şey olsak da şu anda sanki bu bizden uzakta yaşanıyordu. Ama şu anda global olarak herkesin içinde birlikte yaşadığı bir sorun var. Bu salgının bu kadar etkili olması da ve bizim nasıl nasıl baş edeceğimize dair kendimizi sorgulamamız da bu kadar büyük ölçekli bir şeyle daha önce hiç karşılaşmamış olmamız olabilir. Covid-19 o kadar hızlı bir şekilde yayıldı ki bir anda kendisinden başka bir şey konuşamaz olduk. Bulaşma oranı o kadar yüksekti ki hepimiz bir anda eksponansiyel büyümenin ne demek olduğunu öğrendik. Ve virüsün kimseyi ayırt etmediğini fark ettik. Ardından bu virüsün herhangi bir yerde bize bulaşabileceğini ve kendimize zarar vermese de sevdiğimiz insanlara kendimizden bulaştırarak zarar verebileceğimizi düşünerek büyük bir korku yaşadık. Hala yaşıyoruz. Çünkü hala tedavisi yok, aşı yok ve bu konuda yapabileceğimiz en önemli şey kendimize dikkat etmek. Çünkü alınan önlemlerin yetersizliğini hep beraber görüyoruz. Ve tedavinin ve aşının bulunması 2021 yılı diyorlar. Hala bunun için önümüzde çok uzun bir süre var. E bir taraftan da bu virüsün etkisiyle beraber dünyada ekonomik bir kriz iyice patlak vermeye başladı. Global olarak bunu yaşıyoruz çünkü hiçbir ülke şu anda nasıl bunu hareket edeceğini bilmiyor. Bütçelerini, ekonomilerini nasıl yöneteceklerine dair her ülke farklı önlemler almaya çalışıyor. Ve bunların çoğunda da başarısız olunuyor diyebiliriz. Dolayısıyla işsizlik artıyor, evde kalmanın, kendimizi sağlıklı tutmanın zorlaştığı ve mecburen dışa çıkmaya başladığımız bir dönem içerisindeyiz. Bunlar hala güncelken ne oldu da bir anda yasaklar kalktığında herkes normalleşti. Maskesiz gezen, sahilde yürüyen, kafelerde oturan, dip dip oturan insanlar görüyoruz. Sosyal mesafe kuruluna hiçbir şekilde uyulmuyor. Ve işin ilginç tarafı Bunları insanlar bilmiyorlar mı? Yani maskesiz gezen, kafede dip dip oturan insanlar virüsün hala dışarıda olduğunu farkında değiller mi? Elbette hepimiz biliyoruz. Peki neden yapıyoruz? Medyanın büyük bir gücü var tabii ki de. Yani birçok şeyi saklamak ve ekonomik olarak devam etmek için bizi dışarıya tutmak için normalleştirmek üzerine çok büyük bir etkisi oldu. Belli bir şekilde bunu laf ettiler ve birçok uzmanın sesinin de duyulmasını yavaş yavaş azaltarak bitirdiler. Çünkü bizleri korkutmak değil, bizlerin çalışmasına, dışarıda olmaya, hayatı sürdürmeye hazırlama ihtiyaç vardı. Ve biz de nasıl olduysa bu normalleşme fikrini yedik. Yani yemeyenler var. Ben hala dışarı çıkmak taraftar değilim. Ama dışarıdaki insanları görünce herkesin aslında bu fikri ne kadar da beklediğini ve kabullendiğini görebiliyoruz. Neden sanki bunlar olmuyormuş gibi bir anda normalleştik dediğimde aklıma şöyle bir deney geldi. Bill ve John Darley adlı psikologlar olsa tehlike durumlarında nasıl davrandığımıza dair bir deney gerçekleştiriyorlar. Deneyin detayları şöyle. Araştırmada gönüllüler bir odaya alınıyor ve onlardan önlerine konulan anketi doldurmaları isteniyor. Denekler anketi doldurmaya başladığında piyano duvardan dumana benzer bir sis odaya doğru verilmeye başlanıyor. Eğer birey odada da yalnızlayan tek başına ise hemen tepki gösterip yardım aramaya çıkıyor. Fakat ilginç olan odada birden fazla kişi varsa herkes diğerlerinin ne tepki verdiğine bakıyor. Eğer diğerleri de anket formlarını dolduruyorlarsa onlar da formu doldurmaya devam ettiler. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi. Tanıdık geliyor mu? Hatta işin ilginç tarafı o da tamamen dumanla dolduğunda birçok denek öksürmesine rağmen, gözünü avuşturmasına rağmen hala anketi doldurmaya devam etmekte ısrarcıydı. Öyle ki deneklerin üçte ikisi deneyi düzenleyenler tarafından odaya girilerek dışarı çıkartılmak zorunda kaldı. Yani kurtarılmayı beklediler ama görevlerine de sağlıklardı. Bu deney şu an yaşadığımız pandemide, covid salgını sırasındaki tavrımıza yakın değil mi? Ne dersiniz? Tehlikeler karşısında gösterdiğimiz tepkileri anlamak için bu deneyden yararlanabiliriz. Neden tek başımızdayken hareket etmek, yardım istemek kolayken, başkaları etrafımızda varken onların ne söylediklerini, ne yaptıklarına dikkat ediyoruz? Yani soru, odadaki dumanı fark etmemizi engel olan şey nedir? Ve bu deneyden yola çıkarak şunu sorabiliriz. Şu anda virüsün etrafımızda olduğunu görmemizi engelleyen şey ne? normalleşme sürecini görünce okumaya başladığım kitaptaki bir bölüm aklıma geldi. Kitap John Macy ve Chris Johnston'un Aktif Umut kitabı. Burada dünyada yaşanan tehlikeler karşısındaki verdiğimiz takındığımız tutumla ilgili maddeler belirlemişler. Bu maddeler normal dünya yaşadığı genel süreçle ilgiliyken özellikle de Covid ile beraber global bir salgın içinde birebir uyuyor. Bugün size o 7 maddeyi paylaşıyor olacağım. Artı olarak da bir tane bonusum var. Bu cümlelerden kaçını duydunuz ve kaçı sizin için uygun bir düşünün derim. 1- O kadar da tehlikeli olduğunu inanmıyorum. Uzmanlar, uzmanlar biraz önce bahsettiğim ki deneklerle konuşurken neden odaya terk etmediklerine dair en çok şu cevabı almışlar. Yangın çıktığına inanmadık. Denekler, başka insanlara bakarak onların da aslında buna inanmadıklarını gördüklerinde kendi fikirlerinin daha arkasında durumduklarını ve başkalarından ne kadar kolay etkilendiklerini fark edebiliyoruz. Dolayısıyla dışarı çıkan, hastalanmayan birçok insanı gördüğümüzde sosyal medyayla beraber, Instagram, Twitter'dan birçok insanları paylaştığında İster istemez eğer biz de inanmıyorsak, içimizde bazı şüpheler varsa biz de dışarı çıkıp normalleşmeye gidiyoruz. Çünkü virüs yok. Ben var olduğuna inanmıyorum. Diyerek dışarı çıkan pek çok insan var. Çünkü arkadaşına, onlar arkadaşına ya da gördüğümüz sosyal medyada diğer insanlara virüs bulaşmıyor. Dolayısıyla dışarıdaki birçok insanın sanki bir sorun yokmuş gibi davranması aslında birçok insanın da özellikle evde de uzun süre kapalı kaldığının içinde sosyal bir varlık olduğunun içinde dışarı çıkmaya doğru iterken virüsün olmadığı inanmaya başladığını söyleyebiliriz. Virüsün hala olduğunu biliyoruz ama bizim dışarı çıkmamız gerekiyor ve bizi de etkilemek için de biraz inancımızı kırmak için medyada çok güçlü bir silah olarak kullanılıyor diyebiliriz. İkincisi, bunu çözmek benim işim değil diyen insanlar var. Bencillik ve bireysellik gittikçe öne çıkıyor. Yani aslında kentleşmeyle beraber, global bir hayatla beraber daha da bencilleşiyoruz. E bu da belli sorumlulukları almamayı da getiriyor. Onlar bizim sorumluluklarımız olmuyor. Ve zaten çok fazla problem yaşıyorken neden başkalarının problemleriyle de ben ilgileneyim ki? Yani zaten çok fazla problemim var, çok fazla sorunum var ve bunlar anca bana yetiyorlar. Hatta iklim kriziyle ilgili bunu çok sık duyuyoruz etrafımızda. Özellikle kutup ayısıyla ilgili bir örnek verildiği zaman kutup ayılarına ne olacağı benim umumda değil diyen çok fazla insan var. Ama işte biliyoruz ki bahsız bedevi çölde de kutup ayısı buluyor ve koronavirüs nereye gidersek gidelim bu arada buluyor bizi. Ya da Türkiye'de koronavirüsün ilk çıktığı zamanlarda televizyon çıkıp da anlatan birisi vardı. Türkiye'nin koronavirüse karşı çok büyük bir başlığı olduğunu iddia ediyordu. Ve bu da birçok insan tarafından yani inanılmıştı diyebiliriz. Yani sonuçta birçok insan çözmenin sorumluluğunu almayacağını düşündüğü için ki birçoğumuz aslında bilim insan olmadığımız için nasıl çözeceğimizi de bilmiyoruz. Dolayısıyla buna katkı sunamayacağımızı düşündüğümüz için için içten sıyrılabiliyoruz. Ve hep beraber hadi normalleşelim. Sonuçta çözecekler ya bir ara. Üçüncü madde, insanların arasında çıkıntılık yapmak istemiyorum. Joanna Macy kitapta bununla ilgili şöyle örneği vermiş, onu paylaşmak istedim. Gerçekten etkili bir örnek çünkü. Kennedy suikastı olduğunda Joanna bir süpermarkete kasa sırasına girdiğini söylüyor ve o anda radyodan herkesin duyabileceği kadar yüksek sesle bu suikastın gerçekleştirildi ve Kennedy'nin hayatını kaybettiğini duyduğunu söylüyor. Ama etrafındaki insanlar sanki hiçbir şey olmamış gibi alışverişini yapmaya devam etmişler. Joanna da herkes gibi pasif bir şekilde durup sıradaki yerine devam etmiş ve alışverişini tamamlamış. Ve bu süre içerisinde dehşete kapıldığını, çok korktuğunu söylüyor. Ama bunların hepsi zihnin içerisinde. Çünkü kalabalık içerisinde çıkıntılık yapmak istememiş. Belli durumlarda var olan bir şey söylediğimiz zaman, yani herkesin gördüğü odadaki fili söylediğimizde çıkıntılık yapmış olabiliyoruz. Yani oradan bir tepki alarak kalabalık içerisinde dışlanabiliyoruz. Uzun zamandan bir evde olduğumuzda hep iyi şeyler beklemeye başladık. Bir süre sonra da iyi şeyler olmadığı zaman da kendi içimizde var olan şey sırtımızı dönüp iyi olacak her şeye doğru inanmaya daha çok heveslendik. Dolayısıyla biz iyiye doğru yönelmişken hala bitmediğini söyleyen birileri olduğu zaman sana mı dinleyeceğim bir kere atabiliyoruz. E bu da insanların normalleşme hevesini ve bir anda dışarı çıkıp He, hiçbir şey yokmuş gibi davranma durumunu çok rahat bir şekilde anlatıyor. Sosyal bir varlık olunca dışlanma korkusuyla beraber çıkıntı yapan kişi olmak istemiyoruz. Hala virüsün dışarıda olduğunu söylemekten kaçınıyoruz. Yani hep beraber küçük bir odanın içerisindeyiz. Yanımızda koskocaman bir fil var ama kimse o filin olduğunu söylemek istemiyor. Şu anda Türkiye'de belli şeyleri de söylemekte de olmaz. Yani önlemler mükemmel şekilde alındı değil mi? Çünkü alamadı desem düşünüyorum ki şu anda sivri soğuktur deyip bir anda geri adım atıyorum. Çıkıntı olmak istemiyorum ben de. Ama galiba bu video yaparken oldum. Bir tane daha denekten bahsetmek istiyorum. Bu da biraz önce bahsettiğim deneyim bir sonraki adım aslında yapılmış olanı bystandard efekt deniyor. Bir tane denek için yer hazırlanıyor ve insanlar oraya işbirlikçiler olarak alınıyorlar. Sadece deneye katılan deneklerin bundan haberleri yok. Sadece tek başına onlar bilmiyorlar ne olacağını. İçeride bir kişi var, kendisi çadır kurmaya çalışıyor. Çadır kurarken zorlanıyor ve bilerek de zorlanıyor ki ne zaman yardım edileceğine dair notlar eline bilsin. Asıl deneyin amacı da bu. Eğer denekler tek başlarına alındılarsa, etrafta kimse yoksa 37. saniyede, ortalama 37 saniyede hemen yardım edebilirim. Yardım ihtiyacınız var mı gibi soru soruyor denekler. Ancak etrafta diğer insanlar varsa, işbirlikçiler varsa bu süre ortalama olarak 10 dakikanın üzerine çıkıyor. Dolayısıyla biz farklı insanların arasındayken çıkıntı olmak istemiyoruz. Bununla ilgili yapılan deneyler hep bunu gösteriyor. O yüzden de bundan çok fazla kaçınıyoruz. Dördüncü madde, bu bilgi benim siyasi ve ticaret çıkardırımı tehdit ediyor. Bunun dışında çok fazla insan var. Özellikle de Türkiye gibi bir yerde söylediğimiz her şeyle ilgili sıkıntı yaşadığımız, kendimizi rahatlıkla, özgür bir şekilde ifade edemeyiz bir toplumdayken bunu sık sık yaşıyoruz zaten. Ee, özellikle de Covid-19 ile beraber bu iş daha da zorlaştı. Çünkü alınan önemli, alın önlemlerin yetersiz olduğunu, bize doğru bilgi paylaşılmadığını birçok uzman söylemesine rağmen aslında onları çok fazla medyada göremiyoruz. Sosyal medyadan söylüyorlar ama Yalan haberin hızlı ulaştığı yerde doğru haberin ulaşma hızı aynı şekilde gitmiyor. Dolayısıyla da birçok sıkıntı yaşıyoruz. Ve söyleyen insanlar da bize sonra ticari kaygıları devreye girdiği zaman söylememeyi tercih edebiliyorlar. Bir taraftan da bizler incelleştirdiğimiz için de çıkarları düşündüğümüz zaman dışarıda çıkmanın, belki de orada bulunmanın, onu göstermenin ve normalleştiğini hissettirmenin önemli olduğunu düşünebiliyoruz. Çünkü onlar bizim çıkarımıza daha çok hizmet edebiliyor. Böyle bir durumdayken de farkında olmasak da, aslında normalleşmeye hizmet edip belki de o normalleşenlerden birisi haline gelebiliyoruz. Beşinci madde ise diyor ki insanlar öylesine üzücü ki üzerinde düşünmemeyi tercih ediyorum. İnsanlık tarihi birçok felaket geçirmesi olmasına rağmen bizler yaşadığımız süreç içerisinde ilk defa bunlara maruz kaldık. Kara vebanın Avrupa'nın üçte ikisini öldürdüğünü, İstanbul'daki vebanın zamanında İstanbul nüfusunun yarısını öldürdüğünü biliyoruz. Ama bunlara ilk defa karşılaşıyoruz. Ve bunların çoğunu da tarih kitaplarında ya da filmlerde ya da dizilerde konu olarak gördük. Ve bunlar biz aslında bir tarihmiş yani bir filmmiş, sinemaymış, kitapmış gibi geldiği için de gerçekçi gelmiyor olabilir. Bir taraftan da çok üzücü bir durum, dehşet verici bir durumla karşı karşıyayız. E böyle olduğu zaman da savunma mekanizmalarımız devreye giriyor ve bizlere şunu söylüyor. Oraya bakma, orayı düşünme. Çünkü çok üzücü. Covid'in ilk Türkiye'de vaka saçlandığı zaman ve sonrasındaki süreçte hep haberlere bakar, gündemi takip eder. Kaç kişinin aslında yakalandığını, ne kadar ölü haberimiz geldiğini, hangi kadar olduğunu falan gibi birçok detaya inanılmaz derecede çok bakıp bunu sohbet ediyorduk. Birbirimize paylaşıyorduk. Herkes birbirine Whatsapp'tan ya da Instagram'dan bunu paylaşmaya ve bununla ilgili onlara bilgi vermeye çalışıyordu. Ama süreç geçtikçe yaşadığımız şeyin aslında ne kadar daha ciddi olduğunu sindirmeye ve anlamaya başladığımızda bunları yapmaya bıraktık. En azından birçok insan bıraktı. Ben kendim dahil bunlara. Savunma mekanizmamızın devreye girmesiyle beraber de acıdansa daha farklı tarafa bakmaya başladık. E bir taraftan da bahar ayları geldi, yaz ayları geldi. E ne diyordu sözümüzde? Geldi bahar ayları, gençler gönül yayları. Gönlümüzde gevşemeye başladı açıkçası. Dolayısıyla iyi haber almak isterken de gerçeklikten bir uzaklaştık. Çünkü üzücü olanı çok fazla görmek istemiyoruz, konuşmak da istemiyoruz. Altıncısı da felç olmuş gibi hissediyorum. Telginin farkındayım ama ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Bu cümleyi de çok sık duyabiliyoruz etrafımızda. Ben de arada sırada bunu da çünkü gerçekten tehlikenin farkındayım ama ne yapabileceğimi dair bildiğim şey çok az. Tek şunu biliyorum. Kendimi ve sevdiklerimi güvende tutabilmek için dışarıya daha az çıkma ihtiyacım var. Kendimi korumalıyım. Dışarı çık önlemlerimi almam gerekiyor. Maskemi takmam, dezenfektan taşımam, sürekli kendimi dezenfekte etmem gerekiyor. Ve insanlardan sosyal mesafeye uyarak uzak durmam gerekiyor. Bir taraftan da bu kadar dehşet verici bulduğumuz, kendimizi felç olmuş gibi hissedecek bir durum karşısında reaksiyon vermekte zorlanıyoruz. Bunu hisseden bir arkadaşım mesela hala dışarı çıkmaya devam ediyor. Yani büyük bir şekilde kendi içerisinde bunu hissediyor, yaşıyor. Ama arkadaşları dışarı çıktığı için, başka insanlar da dışarı çıktıkları için kendisi dışarı çıkmak istiyor. Çünkü havalar güzelleşti ve dışarı çıkıp sosyalleşiyor. Ardından da bu konuda zorlanıyor. Kendisi içerisinde yaşadığı şeyin ona zor geldiğini, dehşet verdiğini ve böyle durumlarda felç olmuş gibi hissettiğini söylüyor. Ama dışarı çıkmaktan Başka insanlar da onu yaptığı için bir önceki, birkaç önceki madde gibi dış çıkmaktan kendini alamıyorlar. 7. maddede hiçbir şey yapmanın yararı yok. Çünkü hiçbir şey değişmeyecek diyenler. Bu cümlenin şöyle bir tarafı var. Ya çok geç kalmışsak, ya dünyamızı zaten bu virüs her yere yayılmışsa hem zaten bizler buna illaki bulaşmak zorunda kalacağız. Çünkü aşı bulunan, tedavi bulunana kadar her yere yayılmış olacak. Neden şimdi yayılmasın ki? Neden bana bulaşmasın ki? Hatta bir an önce bulaşsın da ben atlatayım Ondan sonra rahatlayayım. Zaten elimden başka bir şey gelmeyecek, değişmeyecek. Zaten buna bulaşacağız diye düşünen çok fazla insan var. Ve bunlar da bir anda o zaman boyunca evde kalmanın, kendilerini kapatmanın, kendilerini aslında evin içerisinde tutmaya çalışmanın, hayatın eve sığar demenin zorluğunu bir anda atarak dışarıda olayım bana bulaşırsa bulaşsın diyerek bir nevi macera arama aslında diyebiliriz. Hem geç kalmıştık ya da elden bir şey gelmediğini göstermek hem de Değişmeyecek yani kaçınılmaz olanı ertelemektense bir an önce olsun diyenler. Ve bunlar da hemen kendilerini sokağa attılar ve normalleşmeye geçtiler. Gerçekten tehlike karşısında Joanna Macy ve Chris, Joanna Macy ve Chris Johnson'un hazırladığı yedi etken bunlardı. Ve bunlar gerçekten de uyuyorlar. Ama bir de ben bunu içerisinde bir tane bonus eklemek istiyorum onlar da şunlar. Ya zaten her şeyi yapan belli. Bunlar zaten virüsle dünyayı değiştirmek istiyorlar. Yeni düzen getirmek istiyorlardı. Onlar yaptılar. Kim mi? Sen bilirsin onları. Aslında virüs mürüs de yok ha. Gerçekten normal gripti. insanları öldüler. Şimdi onu da korona diyorlar. Böyle söyleyen ve komplo teorilerine inanan çok büyük bir grup var. Özellikle biz kültürel olarak komplo teorilerini seven bir yapıya sahibiz. Aşığız belki de hatta üretmeyi de çok seviyoruz. Yani kahvenlik kültürü denilen şeyin içerisindeyken Aa, şunu yapmış bunu yapmış şunlar kimler ya deyip dünya 3 büyük yönetiyordu falan diye gidiyorlar. Bill Gates'in yıllar önce yapmış olduğu uyardığı konuşmasını Bill Gates'in aslında bize bunu yapacağını mesaj olarak anlatıyorlar. Bill Gates koronavirüs bulmuş ve herkesi bulaştırmış bundan para kazanacakmış. Bunun gibi yüzlerce binlerce farklı teori var sadece bizim ülkemizde değil. Her ülkenin komple teorileri birbirinden farklı. Mesela Fransa'da İngiltere'de 5G'den yayıldığına dair inanılmaz bir çılgınlık var. İnsanlar 5G antenlerini saldırdılar. Oysa komple teorisyenleri bunu o kadar sahiplendiler ki Covid-19'u sanki gerçekten de birileri üretmiş ve biz korkma için salmışlar ve ortada yokmuş gibi davranıyorlar. E buna da çok fazla insan hala inanıyor. Çünkü tehlikenin olmadığını düşünmek istiyoruz. Uzun süre boyunca kendimizi korktuğumuz, kapattığımız yerden çıkmak için buna inanmak istiyoruz. Çünkü kötü olanı görmektense iyi odaklanmayı tercih ediyoruz. İyi olan şey ne? virüsün olmaması, bir an önce gitmesi, o yüzden de bilim insanlarının söylediklerine kulak ardı edip aslında kombinatörlerine yanabiliyoruz. Ya da yukarıdaki o 7 maddede bahsettiğim şekilde kendimizi dışa vurmak istiyoruz ve dışarı kaçmak istiyoruz. Bunu yaptığında insanlar da bir anda kendilerinin normalleştiklerini düşünerek sokağa sallar. E Tabii bilim insanları bu konuda uyarıyorlardı. İkinci dalgaya geçebiliriz. Ama Türkiye'de hala birçok şeyi, vakayı indiremediğimiz için, sayılar konusunda bir güvensizlik olduğu için, şeffaflık sorunu olduğu için de en azından çekincesi var diyeyim. Dolayısıyla biz ikinci dalgaya Geçmek yani birinci dalgada hala devam ediyoruz ve belki de bu normalleştik etkisiyle yasakların kalkmasından sonrasında yaşanan süreçle beraber inanılmaz büyük bir patlama yaşanabilir. Yaşanmayabilir ama Nedense insanlar bir anda kendilerini eğlencede, sosyal mesafe unutarak, maskesiz gezerek riske atmaya başladılar. Sadece kendi hayatlarına değil, bizim hayatlarına riske ediyorlar. Bizler kendimizi korumaya çalışırken de birçok insan evde oturup bunları gördüğü zaman da ya biz bunun için mi bu kadar uzun süredir evdeyiz falan gibisinden cümleler kuruyor. Oysa bunları size söylemek yerine gerçekten de kendimizi korumaya devam etmek en en önemli şey. Çünkü normalleşme dediğimiz şey yeni bir normal üzerinden gidecektir. Ama bu da eski normalimiz olmayacak uzun süre. Çünkü dünyayı bu kadar uzun süreden beri etkilen bir salgın yoktu. Ve biz bunu da anlamaya çalışıyoruz. Ve anlarken de gerçekten de bilim insanların söylemlerine uymak, dikkat etmek ve yapabildiğimiz en iyi önlem olarak da kendimizi ve sevdiklerimizi korumak var. Bu videoda bunu anlatmak istedim. Tehlikeler karşısında yaşadığımız süreçlerde hepimiz benzer şeyler yaşıyoruz, ediyoruz. O yüzden sormak istedim sizlere. Normalleştiremediklerimizden misiniz? Ben en azından öyleyim. Bu konuda sizlerin fikirlerinizi çok merak ediyorum. Yorum yapmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bunun gibi birçok video geliyor olacak. E, ve her fikriniz varsa şu konuda da bir şey anlat derseniz onları da anlatmaya çalışırım. Ama gerçekten de birlikte üzerine konuşalım. Ben araştırdığımda gördüğümde bunları bulabildim. Sizce insanlar neden bu kadar hızlı normalleştiler? Ne onları etki etti? Onları da lütfen yorumlarda bahsedin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Normalleştiremediklerimizden Çağrı ben. Hoşçakalın.